Evet, merhaba arkadaşlar. Geçen sene kışa girerken burada iki tane kolonimiz vardı, üçer çerçevelik. Onları birleştirmiştik. Şimdi bu birleştirdiğimiz arı kıştan nasıl çıktı? Nisan ayındaki durumu ne? Onu göreceğiz. Ve bu aradan bölme alacağız aynı şekilde. Geçen sene söylemiştim zaten bu 10 çerçeve olacak. Biz bunu böleceğiz demiştik. Şimdi hem bundan bir bölme alacağız, hem de durumunu görelim. Şimdi bu arıyı biz balda kullanmayacağız. Niye kullanmayacağız? Çünkü bu arıyı geçen sene bala çalıştırdık, bal yapmadı. Geçen sene gerçi bal da olmadı. Şöyle arının durumunu yakından bir gösterelim sana. Hadi bakalım, bismillah. Açalım şöyle körük vurmadan. Arının durumuna bir bakalım arkadaşlar. Bunları birleştirmeseydik bu arının durumu bu şekilde olmazdı. İki tane şu anda dörder çerçevelik belki arı olurdu elimizde. Kıştan çıksalardı tabii o da. Yaşatabilseydik onları. Durum bu şekilde. Şimdi aynı zamanda klasik bir bölme yapacağız arkadaşlar. Bundan aldığımız arıyı da uzak bir yere götüreceğiz. Ana arının o çerçevede olma ihtimali zaten sıfır. Evet. Sondan ikinci çerçeve. Full yavru atılmış arkadaşlar. Şimdi bu arı yoğun bir şekilde beslendi. Yani o tarafa koyduğumuz o full bal gibi duran çerçeve yem aslında. Yani bunu yoğun bir şekilde besledik çünkü böleceğiz bu arıyı. Güzel bir yavruya girsin istedik. Maşallah bir sürü de erkek arısı var. Erkek arı bu. Şimdi önce bunun anasını bulmamız lazım. Ana arıyı bir bulalım. İki çerçeve yavru. Üçüncü çerçeve. Yavru çıkmış. Burayı arı temizlemiş. Yavru çıkmaya devam ediyor. Ana arı buraya henüz gelmemiş. Biraz huysuz da bir arı. Belfax kırması diye düşünüyoruz bu arıyı. Belfax'lığı var ama acaba kaçıncı şey? Full yeni çıkmış bir sürü yeni yavru var arkadaşlar. Doğmaya da devam ediyor.
Burada hem kapalı yavru hem de yumurtalar var. Bunu da bölmeye koyacağım. Sarı renkli bir ana arısı vardı bu arkadaşın. Evet, kopar onu. Larva var orada. He? Kopardığım yerde larva. Erkek arı yumurtası atmış orada. Bu full yavrulu. Bunu bu arıya bırakacağız. Evet, yine yavru çıkan bir yer. Ana arının olma olasılığı yüksek buralarda. Çıkmakta olan bir çerçeve. Ana arımız nerede? Evet, haydi ana arı, bizi uğraştırma. Evet, ana arımız burada arkadaşlar. Şöyle kocaman otobüs gibi bir ana arı. Bu çerçevede yeni yumurta atmış. Polenledi bir çerçeve. Şimdi bu ana arının olduğu çerçeveyi şöyle bir kenara koyalım. İşi garantiye alalım. Ana arı orada dursun. Şimdi rahat rahat çalışalım. Şimdi o tarafa bir ballı koyduk. Bir de çıkan bir kapalı yavru koyduk. Yumurtaları da var. Bu arı... Cins olarak aslında sevdiğimiz bir arı değil. Ama çok hızlı gelişen bir arı, çok yumurtlayan bir arı. O yüzden bu arıya kendisin ana arı yaptırma fikrimiz var. Yavru polen bloke olmuş bir çerçeve. Yavru ve polenle bloke olmuş bir çerçeve. Yine yemliğin altını göster. Yemliğin altı da yine full kapalı yavru. Full yavru yapmış orada. Yemliği çıkarmayacağım. Bu çerçeve burada kalacak. Bu çerçeve burada kalsın. Şimdi bu arıyı fazla zayıflatmak istemiyorum. Bu yıl boyunca biz bundan bölme alacağız. Biz bu arıyı bu şekilde kullanacağız. Tekrar geriye gidelim. Bu çerçevede yine göz temizliği yapılmış. Ana arı buraya gelmemiş. Yeni çıkmış buradaki arılar.
Burada yine yumurta var, larva var. Çerçeveyle kalsın. Ya bu tip arılar arı üretmek için arkadaşlar veli nimet. Şimdi bala çalıştığımız arılar burada farklı cins. Arı ürettiğimiz bu arı da farklı bir cins. Eğer şimdi bundan alacağımız bölmelerde biz bala çalıştıracağımız arı ileride istiyorsak anasını değiştiriyoruz. Böyle arttırımlı olan kovanlarda anasını değiştirip buna güzel bir karniyol veya Kafkas anası vereceğiz. Kafkas'ın safı değil tabi. Bizim burada Kafkas'ın kırmaları daha güzel iş yapıyor. Şu çerçeve çok güzel bir çerçeveydi. Tam alınmaklık ama şey yok, yumurta yok burada. Yumurta atmamış. Şurada var yumurta biraz ya. Şuraya bakayım. Evet, burada da yumurtalar var. Bu çerçeveyi de alıyorum. Yine çıkmakta olan bir yavru. Yumurtalı. İki yaptı. Fazla bir yumurta yok ama gerek de yok fazla bir yumurtaya. Şimdi şurada 1-2-3 çerçevede, şuna biraz az var ama 2 çerçeve full yavru var bunda. Oradan yaklaşık 5 çerçeve arı çıkacak. Bu da yine full yumurtalı bir çerçeve. Bunu da bırakıyorum. Çünkü bu arının yine hızlı bir şekilde toparlamasını istiyorum. Bir dahaki yine bundan bir bölme alacağız. Burası da yine full yumurtalı. Burada harika bir yumurta var. Evet, 4 çerçevesini aldık. Daha arı falan da silkelemiyorum. Bu arı buna fazlasıyla yeter. Şimdi çerçeve hamun bir tane mi gidiyor? Nerede? Neyse dur. Orada. Ona şey vereceğim. Bir dakika. Şu ana arıyı bir yerine koyalım. Şunun arkasında. Anaarı yine bir görelim. Anaarı burada, ortada. Şurada duruyor. Anaarımız burada. Bu çerçeveye de yumurta atıyor. Yeni çıkmış yumurtası. Şunu böyle koyalım. Anaarımızı geri iade ettik. Şimdi ne var burada? 3 çerçeve full kapalı yavru var. Burada 3,5 çerçeve. Buraya da yeni yumurta atıyor. Yine o çerçevenin yarısı. Karakovanın arkasında. Karakovanın arkasında. Buna yeni bir çerçeve veriyoruz hemen. Çerçeve. Hemen şişirecek bu. Bunu devam edecek. Bunu tabi bala kullanmayacağımız için bunu yoğun bir şekilde yemleyeceğiz. Hem çerçeve şişirecek. Tamam. Şimdi burada çerçevelerimiz var.
şurada buraya koyduğumuz full ballı vardı. Onu oradan bir alalım. Bunu kapak yapalım buna. Evet, bu şekilde. Şurada mum vardı, ne yaptın? Aldın götürdün mü onları? Arkanda. He? Mum. Öyle değil ya şey. Arılar üstünden kopardığın mumlar. Onun içinde. Arı kentin içinde. Neyse dur, şunun üstünden alayım biraz. Şu kaymasın diye. Taşıyacağız ya bunu. Derken kaymasın. Aldım şöyle. Tamam. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Ara burada dediğim gibi 3 çerçeve full kapalı yavrusu var. Çıkacak. Buraya yeni yumurta atıyor. Bunda yarısı çıkmakta olan bir arı. Burada bir yarım çerçeve. Yani 4 çerçeve bir yavrusu var. Çıkacak olan. Zaten bu 4 çerçeve çıktığında yine bu arı dolduracak. 15 gün sonra yine dolu bir arı olacak. Yani bu her ay bundan bir bölme alacağız. Herhalde sezon bitene kadar 3-4 tane bölme alırız rahat bir şekilde bu arıdan. Evet, geçen sene birleştirdiğimiz, kışa girerken birleştirdiğimiz arı. Sonuç bu. Kıştan çıktı. Buradaki arıların içinde en kuvvetli kıştan çıkan da bu oldu. Buna varoba ilacı koymadık yalnız. Arkanda. O yemliği de şeyi de değişelim. Propolisle kapatmıştı onu. Süzgeci. Açık bayağı bir yarıştan şu değiştirmene gerek yok. Onu da koydum, onu da kapatacak zaten. Ne oldu da böyle biraz? Gel dışarı bakayım hadi. Yok, bunu kapatamayacağız. Yapsana. Şu varoba ilacının kokusundan acayip rahatsız oluyor. Hiç hoşlarına gitmiyor. Evet, durum bu arkadaşlar. Aldığımız bölme de burada. Çok güzel. 3 çerçeve bir arı aldık ondan. 3-3,5 çerçeve bir arı aldık. Onun içinde var, hazır kesilmiş. Şeyini de koyalım. Bu burada. Orası delik var. İki tane koyalım.